Evet, hazır mıyız? Evet, iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar arkadaşlar. Çok güzel bir gece. Çok. Neler söylemek istersiniz? Yaparsın şekerim. Geceli. Sevgili Hardun Dormen'in insanlığına, sanatına ve bizlere her zaman ilham kaynağı olan enerjisine hayranım. Burada bu akşam burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Peki, siz neler söylemek istersiniz? Valla eşim çok güzel söyledi. Hardun abi, hani abi diyoruz Hardun Bey. Evet. Çok özel biri bizim için. Aynı şekilde her zaman bize birçok konuda ilham kaynağı oluyor. Çok doğru söylemiş. Çok özel biri. Her yönüyle. Çok peki Azra Hanım, siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Projeler var mı? Yaz geldi. Yaz geldi. Üzerinde çalıştığım, hayal ettiğim bir proje var. Zamanı gelince paylaşacağım inşallah. Peki gerçekleştirebilirim. Yazın ne yapmayı planlıyoruz? Yazın. Bir tatil düşüncesi var mı? Yani işte böyle güzel etkinlikler oluyor bir taraftan. Bu yaz da birkaç tane yine var ama umarım da biraz da. Seyahat edebiliriz belki. Ailecek bir tatil yapabiliriz. Yurt dışı mı, yurt içi? Yurt içi. Ben yurt içi istiyorum. Yurt dışına da denizlerimizi özledim, öyle diyeyim. Değil mi hayatta kaldı? Peki, çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler, sağ olun. Burada. Azra Hanım, eyvallah. Biz seviyoruz. Çok önemli bir konuşma yapacakmışım gibi kürsüyle açtınız. Sizin için günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekten yapar mısınız? Günün anlam ve önemi, gün çok güzel. Disney'in Türkiye'ye girişini, açılışını kutluyoruz. Çok önemli bir gün bence. Biz de buradayız. Beraberiz. Çok çok anlam ve önemiyle ilgili şeyler söyleyemiyorum. Beni sıkıştırmayın. Demirtaş'ımız da çok şık olmuştu. Evet, çok şık, çok güzel. Dizisi yayınlanacak burada. Aynen öyle. Valla o detay verebiliyor muydu bilmiyorum. O detay veremezken benim hiçbir şey söyleyemiyoruz biz, değil mi? Evet. Kimse bir şey söyleyemiyor sanırım. Evet. Sizin daha günlük. Sizin projeniz olacak mı peki bu platformda? Var İşte mı yeni onu da şey yapamıyorum. Onu da söyleyemiyorum. Ben bir şey söyleyemediğim bir akşamdayım. Evet, yaz geliyor. Siz anlatın, ben sizi dinleyeyim. Yaz geliyor. Yaz geliyor. Yazın neler yapacaksınız? Bir düğün tarihimiz var, belli olmayan ama. Evet, hala belli değil. Olduğu gibi muhtemelen ilk sizle paylaşacağız zaten. Onun dışında konserler var. Koşturuyoruz evet, sürekli. Böyle arada bir iki gün boşumuz var. Sonunda işte birlikte vakit geçirmeye, yazı planlamaya çalışıyoruz. Her şey olmuyor. Peki, yeni bir şarkı geliyor galiba. Evet. Albüm geliyor hatta. Albüm geliyor. Evet, 24'ünde şarkı çıkıyor. Temmuz'un ortasında da o şarkının da içinde olduğu güzel bir yazlık albüm geliyor. Kaç şarkı olacak peki albümde? 5 şarkı. Bir EP diyelim yani. Tam albüm gibi değil de mini albüm. Oğuzhan Koç şarkıları. Tamamen. Tamamen. Her zaman gibi. Ya düet olacak mı sürpriz içerisinde? Yok, düete doydum. Evet, kendi şarkılarımı yazıp söylemek istiyorum. Evet, bazı çektiğiniz kliplerde de ünlü isimleri oynatıyordunuz. Evet, oluyordu. Arkadaşlarım destek oluyorlar sağ olsun. Devamı gelir mi evet. Acaba bunun peki? Ya neden olmasın? Hatta Perşembe günü çekeceğiz bu şarkının klibini. Bir iki yenilik peşindeyiz ama netleşmediği için yine söyleyemiyorum. Farkında mısın? Hiç şey söyleyemiyorum. Söyleyemedim. Söylediklerimiz yeterli. Geçen gün Oğuzhan bana uğurlu geldi, ben de Oğuzhan'a uğurlu geldim. Ne güzel. Ya bizim çok şansa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. İkimiz de işimizi çok özene bezene, deliler gibi çalışarak yapıyoruz. Ama birbirimize uğur getiriyorsak, iyi geliyorsak bundan daha güzel bir şey yok. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bay bay. Evet, kayıt akıyor. Tamam abi. Evet, iyi akşamlar, hoş geldiniz Engin Bey. Hoş bulduk, siz hoş bulduk. İyiyiz, çok heyecanlıyız. Evet. İşimiz başlıyor Disney Plus'ta. Disney Plus'ın tanıtım videosu yayınlandı ama tanıtım filmi de sizin kaçış oldu. İlk tepkiler nasıl geldi? Buraya gelene kadar illaki izleyicilerden tepkiler almışsınız. Ya çok yeni, bugün girdi işte. ama etrafımızdan, çevremizden çok iyi tepkiler var. Kaçış 8 bölümlük bir macerası var. Evet. İlk bölümü yayınlandı. Yani 8 bölüm sonra gerçek anlamda seyircinin tepkisini anlamış olacağız ama biz çok heyecanlıyız. İyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. İnandık hep beraber. Disney'in de kaçışında inşallah yolu ve yolculuğu çok güzel olur. Birçok ünlü ismin buluşacağı bir proje aslında Disney ama ana yüz olarak ilk projeyi
de siz ve İrem Elvacıoğlu yaptı. Bu konu hakkındaki sizin düşünceniz nelerdir? Bu kadar isim arasından Güney Amerika'da ve dünya çapında birçok kitleniz vardı. Uğurlu geldiğinizi düşünüyor musunuz? Vallahi inşallah öyle olur. Çok isterim çünkü yani Disney'in başarılı olması hem benim adıma hem ülke adına hem buradaki sektör adına çok kıymetli. Tabii bunun sorumluluğu da var. İlk işin olmasından dolayı. Biz bu sorumluluğu bildiğimiz için, bunu hissettiğimiz için iyi bir şey yapmaya çalıştık. Bunun avantajları da oldu. Belki her yerde kaçışın reklamını görmüş olabilirsiniz bu arada ama bir taraftan bunun sorumluluğu da fazla. Ben kendi adıma, ekip adıma iyi bir şey yaptık. İnşallah tepkiler nasıl efendim? Tepkiler. Bugün geldi zaten, bugün girdi. Evet, biliyoruz. Ama mesela seyredenler varmış şimdiden. Var, en azından çevremdeki ilk tepkiler gayet olumlu. Tabii bir işi, bu bir sinema filmi değil, taraftan buradan değerlendirmek lazım. 8 bölümlük bir iş. Evet. Ve 8 bölümün sonunda bu işi gerçek anlamda değerlendirmek gerekiyor. Önemli olan her bölüm sonunda o işi izlemek istiyor musun, izlemek istemiyor musun? Bence önemli olan bu. Ama biz her anlamda farklı, biraz yenilikçi, biraz değişik bir iş yapmaya çalıştık. İnşallah hak ettiği yeri, kaçış, kendi yolculuğunu inşallah bulacak. İnşallah. Peki yeni projelere hemen başlayacak mısınız? Bir sinema filmi, bir film olacak mı? Ya da yeni bir dizi serüveni gelecek mi Disney Plus'la alakalı? İnşallah. İnşallah. Biraz bunun bir yolculuğunu bir görmek de istiyoruz. Bir taraftan ben de 3 yıldır çok böyle yoğun çalışıyorum. Evet. Biraz böyle durup bir bakıp ama çalışmak, üretmek bazen iyi bir şey olduğunda hemen başlıyorsunuz. Evet, o zaman hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ederim, sizi fotoğraf alalım Engin Bey. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Ebru Hanım. Nasılsınız? İyiyim, abi, sağ olun. Sizler? Çok Genel teşekkür abi. Ederiz. Muhteşem bir gece. Neler söyleyeceksiniz siz de? Sizin de bir filminiz ya da diziniz var diye filmim. Evet. Sizin üçünle birlikte bir projemiz var. Heyecanla çekiyoruz ve bekliyoruz. Evet. İlk başlangıcından beri çok konuşulan bir platform oldu. Bugün de çok görkemli bir açılışı var. Evet. Açılış için geldik. Biz de heyecanlıyız. Güzel bir gece olmasını diliyoruz. Projeyle alakalı neler söyleyebilirsiniz? Peki çekimler başladı mı? Nasıl gidiyor? Başladı. Çok heyecanlı, çok hızlı, aksiyon, gerilim, dolu bir dram bekliyoruz. Hayırlı olsun diyelim o zaman size. Çok teşekkür ediyoruz. Bir 15 saniye bir görüntü alalım arkadaşlar. Buradayız. Bir detay alalım. Evet. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Çok teşekkürler. Fotoğraf için size Ebru Hanım buraya. Dönebilirsek. Harika. Teşekkür ediyoruz. Tamam beni. Arkaya da gelin. Sizi fotoğrafa alalım. Tolga bir fotoğraf telefonu alalım öncelikle. Biraz deniz kızını mı andırıyoruz? Öyle mi diyorsun? Bari yaramış. Görüntü işi bitti mi bana söyle. Bir dakika, evet. Evet, buyurun. TV evet. Dünyası. İyiyim, heyecanlıyım bu akşam için özellikle. Evet, çok şıksınız. Nasıl teşekkür hazırlandınız ederim. Bu gece öncelikle? Sevgili Tuvana ile birlikte hazırlandım tabii ki. Bu gece benim için özel bir gece. Uzun zamandır beklediğim ve heyecanlı olduğum bir gece. O yüzden yine beni yansıtan bir şey olsun istedim. Biraz dönemsel, biraz da böyle deniz kızı gibi. Kızı gibi, evet, ona benzetti. Teşekkür ederim. Muhteşem bir dijital platform hayatımıza girdi. Evet. Siz de yüzlerinden birisiniz. Neler söyleyeceksiniz? Projeniz belli midir öncelikle? Şöyle, şu anda çok bir şey söyleyemiyoruz tabii sürprizi kaçmaması için. Hı-hı. Ama çok heyecanlı olduğum bir şey var. Kıpır kıpır içim, öyle söyleyeyim. Evet, gözlerinizden de belli oluyor. Geçtiğimiz günlerde de hakkınızda bazı açıklamalar yapılmıştı biliyorsunuz, dekoltelerle alakalı. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? İlk kez görüyoruz sizi. Ben onun cevabını verdim zaten. Herkes de duydu. Dediğim gibi, her zaman da söylediğim gibi, ruhumuz nasıl isterse öyle. Peki, yaz geliyor. Sizi evet. Tatillerde gördük. Ama evet. Bir tatil daha olacak mı yoksa çalışmalar başlayacak mı? Şu an çalışmaya başlıyoruz gibi ama küçük bir aralık yakalarsam bakalım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler teşekkür dileriz. Ederim. Bir görüntü alalım siz gitmeden. Bir de... İsterseniz böyle girin. Hoş geldiniz. Ben geçiyorum. Tamam, geliyorum. Nasılsınız Burak Bey? İyi, seni sormalı. Teşekkürler. Güzel bir gece. Disney'ler söyleyeceksiniz. Evet, çok şık bir gece. Aynen, çok prestijli bir gece. Biz de heyecanlıyız, bakalım içeride ne olacağına dair. Bugün Disney'in Türkiye platformunun arasına katılmasını kutluyoruz bir bağlamda.
Vallahi heyecanlıyız. Bakalım neler olacak göreceğiz. Sizin var mı projeniz listeli? Şu an konuştuğumuz proje... Merhabalar. Şu an konuştuğumuz projeler üzerinde daha konuşuluyor. Daha ne olacağı belli değil. İlerleyen zamanlarda belli olacaktır. Ona göre. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Biraz hemen size dönelim öyleyse. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Bu gece için buradayız. Güzel geçecek. Heyecanlıyız abiler. İşe geçmek zorundayım. Hadi kolay gelsin. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar Emre Hanım. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? İyi çok teşekkürler. Uzun zaman sonra yine bir arada gördük sizi. Aynen. Nasılsınız? Neler aynen yapıyorsunuz? Çok şükür yemek yedik, sohbet muhabbet. Afiyet olsun. Yeni diziler de hayırlı olsun diyelim birlikte. Neler söyleyeceksiniz Cemre Hanım? Nasıl geldi ilk tepkiler? Birinci bölüm yayınlandı. Güzel yani. Buyurun. Kolay gelsin. Yemek arasıydı. Sizin çalışmalar başladı mı Aytaç Bey? Bakalım, projeler var, güzel olacak inşallah. Dijital platform mu olur yoksa televizyon mu düşünüyorsunuz? Valla hayırlısı. Hayırlısı. Şimdi her şey... Evet. Belli değil, hiçbir şey belli değil. Cemre Hanım peki ilk bölümünü izlediniz mi? Çok nasıl güzel buldunuz çok diziyi? Güzel, çok güzel bir dizi. Çok da güzel olacak inşallah. Güzel olacak, uzun evet, soluklu. Evet, inşallah hayırlı olsun diyelim yeniden. Bir müsaade edin. Teşekkür ederiz. Öne geçelim. Rahat çalıştık. Detay tamam mı? Bir dakika, hayır. Bir detay alalım. Hayır, şu kızların kolyesi de çıksın. Çıksın tabii ki. Tamam mı? Dur bir dakika. Sen mikrofonu tutamıyorum. Tamam. Tam kolyeyi çekemedim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz vallahi. Koşturmaca. Çocukları bıraktık. İşlerimizi bitirdik. Evet. Güzel günde beraberiz. Beraber. Hoş geldiniz hoş diyelim. Bulduk. Muhteşem bir dijital platform. Neler söyleyeceksiniz? Yayın hayatı bugün başladı. Yani heyecanlıyız. Çok merak ediyorum ben. Çok güzel işler girecek galiba. Yani çok heyecanlıyım. Aynen. Gerçekten... Merak ediyorum. Aynen. Tiyatronun şey bizim için de önemli. Hem de rekabet için de daha güzel işler çıkması için de çok güzel bir yer oluşturdu. Evet, kesinlikle ikili olarak da sizi izleme fırsatımızı bulmuştuk. Acaba bu platformda da birlikte bir iş çıkar mı? Aslında bir ebeveynle alakalı da bir şey olabilir mi? Muhteşem bir anne babasınız. Bence muhteşem bir fikir söyledin. Bilmiyorum. Güzel bunu sunalım disteğe birlikte. Ya da artık başka bir şey yapalım. Aileden ziyade de olabilir. Bilmiyorum. Onu fazlasıyla yaşıyoruz evde zaten. Çok yoruldu hiç. Evet. Aslında bir yandan bu dijital platform devam ederken Pelin Hanım'ın da yeni dizisi de belli oldu diyebiliriz. Evet. Bir dönem Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinde oynamıştınız. Evet, evet, yeniden artık Oktay Kaynarca ile birlikte evet partner olacaksınız bir galiba. Bir araya geleceğiz. Evet, evet. O yeni yeni kesinleşti. O yüzden evet bir şey söyleyemiyordum. Güzel olacak. Oktay'la çalışmayı çok seviyorum zaten. İyi bir partner kendisi. Bakalım çok güzel bir hikayeyle giriş yapacağız. Sürpriz olsun. Hiçbir şey söylemeyeyim şimdi. Hayırlı olsun şimdi. Teşekkür ederim hocam. Peki Alın Bey, siz neler yapacaksınız? Var mı yeni projelerimiz? Vallahi biz de hem sinema filmiyle hem de yeni işlerle görüşüyoruz. Menajerim de burada kısmetse biz de güzel işlerle görüşürüz. Kafamıza yatanla en iyisiyle tekrardan ekranlara geri geleceğiz. Evet, hoş geldiniz diyelim o zaman. Tekrardan iyi eğlenceler. Son bir detay aldım. Çok sağ olun. Bir görün. Kanlı iyi akşamlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ya bir fotoğraf alsaydık girmeden. Mikrofonlar? Geliyor. Mikrofon aç. Tamam. Aç. Bir cama geçeceğim mi? Cama açarsanız biraz sohbet etmek isteriz. Tekrardan iyi akşamlar. Afiyet olsun Kaan Bey. Nasılsınız? İyiyim valla. Size hani. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir Bodrum çıkarması oldu. Nasıl geçti? Biraz soralım. Sosyal medyada fotoğraflar yankılanıyor hala. Aynen. Yok ya, işte tatil yaptık. Sonra tatilimiz bitti. Döndük. Evet. Var mı yeni projeler? Birkaç olan habere maruz kaldık. Evet. Evet. Öyle oluyor. O haberlere gelmeden önce projeler başladı mı? Yeni projeler var mı? Çektiğiniz bir sinema filmi vardı galiba. Yok, sinema filmi çekmedik. Mevlana'yı çektik, o gitti. Şimdi var gibi bir şeyler. Daha tam net de değil, o yüzden bir şey demiş oldum. Geçtiğimiz günlerde Netflix'ten sonra da Disney Plus da girdi biliyorsunuz dijital evet medyaya. Siz çalışacak mısınız? Var yok, mı şu an şu proje? Yok. Şey. Bodrum'da da bir isimle yazıldınız, oradaki bir hanımefendiyle eğlendiğiniz söylendi ama. Evet. Zaten şu an yalan haber diyerek aslında yani onu söyledim. Yanımızda tanımadığınız insanlarla da yazılabiliyoruz. Kuzenimle tekne tatiline çıktım. Orada bambaşka bir şey çıktı. Bu herhalde bu mesleğin bir cilvesi. Bir tek ben maruz kalmıyorum. İşte o tıklanma mevzusu, ilgi çekici başlıklar. Artık alıştık biraz. Evet, Cem Bey'le, Uraz Bey'le tatildeydiniz. Evet. Her şampiyonu bir süre izlediniz. İzledim, çok beğendim. Sizin favori bölümünüz hangisiydi? Ben galiba Superman olduğu bir bölüm var ya. Erman, aynen.
Kaan Bey, geçtiğimiz günlerde de Hande Erçel'lerin bir ilişki haberleri vardı. Birlikte görüntülendiğiniz tatiller oldu ama Hande Hanım, Kaan benim arkadaşım dedi ve arkadaşım olarak da kalacak dedi ama. Doğrudur, ne söylüyorsa doğrudur. Ama birlikte bir tatile çıkmıştınız, birlikte gece kulübünde de eğlendim. Doğrudur. Sizi öpüyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Tamam be, biraz manevramız çıktı. Aynen. Evet, biraz. Gel gel abi. Arkada yer var. Gel. Bu gece. Bir dakika. Delege. Burada birkaç tane seçim muhabbeti bulacağım arkadaşlar. Vallahi güzel bir gece. Disney hepimizin hani çocukluğundan beri hayatına eşlik eden bir marka. Disney'in Türkiye'de olması çok güzel, çok güzel bir gelişme. O yüzden de Disney Plus'a yayın hayatına başarılar diliyoruz. Değil mi? Evet. Bugünden Engin Bey'in dizisi yayınlandı. İzleme şansımız oldu mu? Üyelik yaptınız mı da doğru soru. Üyelik yaptım. Üyelik yaptım ama Engin'in dizisini izlemedim. İlk Aslan Kralı izledim abi. Yemin ediyorum Aslan Kralı başlığına daldım. Aslan Kralı böyle bayağı izledim ya tamamını. Çok güzeldi. Daha Engin'e denk gelemedik ama izleyeceğiz. Hepsini izleyeceğiz. Sizin olacak bir projeniz. Bir sürprizimiz var, bir sürprizimiz var. Yakında açıklayacağız. Komedi üzerinde mi yoksa? Evet. Bir komedi. Dizi mi olacak? Yok, film. Komedi filmi. Yakında da açıklayacağız bakalım. Oyuncular falan belli mi? Aynı kadro mu olacak yoksa alışılmışın dışında mı? Bazısı aynı, bazısı değil. Bir şeyler olacak ama yani çok yakında bütün tamamını açıklayacağız yani. Şu an açıklayamıyoruz. Sizde bir karakteriniz var mı? Sizde bir karakter. Beğendiğiniz bir karakter. Disney'deki her zaman benim vazgeçilmez. Çocukluğumuzdan beri olacağım Mickey Mouse bizim karakterimiz ya. Bizim çocukluğumuzda çoktu. Şimdiki çocukları bilmiyorum ne kadar izledim ama biz çok izlerdik küçükken. O yüzden benim karakterim oydu yani. Hatta ikonumu da o yaptım. Mickey Mouse yaptım her şeyde. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir detay alabilir miyiz bu tarafta? Evet, hapa. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Teşekkürler. Önce burayı alalım, bir görüntü alalım, bir detay alalım arkadaşlarımız. Ben çekiyorum. Tamam mı? Bir dakika, sarı. Sarı yapıyor musun? Sarı. Sarı çekmen lazım. Sarı çekmen lazım. Evet, kayıt akıyor, buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, sizler nasılsınız? Sizler nasılsınız? Çok önemli bir gece, neler söyleyeceksiniz? Tabii büyük bir gurur hem içinde yer almak hem de bugün yayınlanması. Çok merak ediyorum seyircinin tepkisini görmeyi. Bakalım. Neler yapıyorsunuz peki, nasıl gidiyor? Dinlenmece artık, yeni işim bitti. Annenin sarıdır, çocuk henüz yeni bitti. O bittikten sonra bir süre dinlenme vakti. Geceye nasıl hazırlandınız peki? Çok şık olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasıl hazırlandınız? Kendim. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Deriz. Kusura bakmayın. Estağfurullah. İyi geceler. İrem Hanım, bir detay alabilir miyiz? Arkadaşlar, görüntü alacak. Aynen. Hoş geldiniz Hafsan Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok farklı bir kıyafet, çok evet. Güzel hazırlanmışsınız. Nasıl hazırlandınız bu geceye? Aslında son dakikalarla dolu bir hazırlık oldu benim için. Çok pratik ve kısa sürede hazırlandım. Her şey çok yolunda. Çok heyecanlıyım bu akşam için. Evet, hayır. Muhteşem bir akşam. Güzel bir dijital platform hayatımıza giriyor. Sizin projeniz belli midir peki? Çalışmalar başladı mı sizin için? Bizim de Disney'e bir projemiz var. Çıkması için biraz daha beklememiz gerekiyor. Çok da spoiler vermek istemiyorum çünkü sır gibi saklıyoruz her şeyi. Evet. Sözleşmede öyle. O şekilde yazdığımı biliyoruz evet. Ama çekimler başladı, bitti evet, galiba. 10 gün kadar iş programımız var. Sonra bitiyor ve artık yayına biz de gireceğiz. Hayırlı olsun diyelim teşekkür o zaman. Ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi fotoğraf alanına bekliyoruz. Tamam, okay. Buyurun Ali Bey, sizde. Evet, buradayız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyur geçiyorum.
Evet, bir görüntü alalım önce. Dilan Hanım buradayız. Bir görüntü alalım. Çok pardon. O zaman geçmiş. Eylem ablam bekliyor. Bravo Akif. Tamam mıyız? Bir dakika. Dilan Hanım'ı beklettik. Bir dakika. Çok götürüm. Teşekkür ederiz. Muhteşem bir platform, muhteşem bir Dilan Deniz görüyoruz. Nasıl hazırlandınız gece öncelikle? O güzel hazırladı beni. Saçım, makyajım, Önder Tiryakin'i sevgili ellerimden. Arkamızda şu an. Evet, görüyoruz şimdi Önder videomuzda. Muhteşem bir platform, neler söyleyeceksiniz? Çok heyecanlıyım. Böyle bir mecranın Türkiye'ye gelmesiyle ilgili. Günün sonunda sektörümüz daha çok büyüyecek. O yüzden çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Evet, netleşen bir projeniz var mıdır peki sizin şu an? Zaten Fox'ta bir dizim evet. Var biliyorsunuz. Eylül'de yayına girecek. Yayın hayatına girecek. Disney'le ilgili ileride sürprizler olabilir. Evet. Bakalım. Yaz da geliyor peki. Yazın hem çalışacaksınız ama tatil fırsatı olacak mıdır? Biraz olabilir. Umarım. Peki. Umarım çok teşekkür olacak. Ediyoruz çok size. Bir görüntü alalım Dilan Hanım. Sonra Ali ve Hüseyin'deyiz. Fotoğraf için. Tamam mıyız? Teşekkür tamam. Ederiz. Sizi fotoğrafa alalım evet, Dilan Hanım. Buyurun Hüseyin Bey, Ali Bey. Buradayız. Evet. Tamam. Çok bir saniye. Hoppa. Evet, teşekkürler. Çağ, size de ufak geldi bu aslında. Kayış akıyor. Nasılsınız Çağlan'ım? İyiyiz, çok heyecanlıyız. Evet, muhteşem bir dijital platform. Çok şıksınız bu arada. Çok teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz? Yani çok uzun yıllardır bir parçası olarak çalışmaktan çok gurur duyduğum bir platform. Ve bugün açılışının yapılıyor olması, yayın hayatına başlıyor olması tüm ekip arkadaşlarımızın da hakikaten ben de çok heyecanlıyım. Ve gecenin böyle minik bir açılış sunumunu yapmak benim için çok büyük bir gurur. Onun için ayrıca bir heyecanım var. Çok güzel bir gece olacak. Tarkan bizlerle beraber olacak. Sürpriz miydi yoksa ya? Yok, biliniyor artık. Hadi artık biliniyor. Evet, sevgili Tarkan da sahne alacak. Yani çok güzel bir siz de olacak. Uzun zaman sonra acaba bu dijital platformda bir film ya da projeyle, dizi projesiyle görebilir miyiz? Şimdi ben Disney ailesinden olduğum için benim ne zaman ne yapacağım hiç belli olmaz. Evet. Her zaman böyle bir şey, her zaman açım. Konuşuyoruz, görüşüyoruz ama şu an netleşmiş bir şey yok. Sonuçta ben aileden birisiyim, ailenin kızlarından bir tanesiyim. Dolayısıyla her zaman her şey olabilir. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler. Bir detay alabilir miyiz?